Ege şiddetli depremlerle sarsıldı. Athena Gökhan'a ölüm tehdidi. Birleşmiş Milletler kararına rağmen tahliye edilmeyen eğitimci cezaevinde kalp krizi geçirdi. Günün haberleri başlıyor. Denizli 4.2 ve 6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Titreme hissettik, tedirgin olduk. Dükkanın içindeydik biz, birden sarsıldı geldi. Kendimizi nasıl dışarı attığımızı şaştım yani. Dükkan başıma yıkıldı sandım. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan depremde bazı evlerin çatıları çöktü. Kameralara yansıyan deprem anı büyük korku ve panik yaşattı. Deprem oldu hissettiniz. Şu anda sallandı, evet şu anda. Can kaybının olmadığı ilçede 23 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı. Çocuk aynen. Yani evimin zaten iki yarısı yarıldı. Şu anda hiçbir şeyin farkında değilim. Ne oldu, psikolojim tamamen kötü. Şu anda Allah'ım hepimizin, cümlemizin, Koca Bozkurt ilçemizin yar ve yardımcısı olsun. İzmir, Aydın, Muğla ve Afyonkarahisar'da da hissedilen depremin ardından artçı şoklar sürerken vatandaşlara evlere girmemeleri yönünde çağrı yapıldı. Aşçı olabilir. Ay, çok salladı ve bayağı korktu. ...2017 yılında Malezya hükümetinin göz yumması sonucu gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen eğitimcilerden İsmet Özçelik, tutuklu bulunduğu Denizli T-tipi kapalı cezaevinde kalp krizi geçirdi. Cezaevinde ikinci kez kalp krizi geçirdiği öğrenilen Özçelik'in doktor muayenesine götürülmediği ifade edildi. İsmet Özçelik'in oğlu Suat Özçelik, babasının yaşadığı kalp krizini sosyal medya hesabından duyurarak konuya duyarlı milletvekillerinden yardım istedi. Babasının avukatıyla görüştüğünü belirten Suat Özçelik, krize rağmen babamı herhangi bir doktor muayenesine götürmemişler. Hapishaneler bir zulüm yeri değildir. Ancak Birleşmiş Milletler kararını uygulamayan mahkeme, kalp hastası bir insanı hapsederek zulmüne zulüm katmış oluyor. Babamın güncel olarak sağlığı nasıl bilmiyorum. Şu an ise önemli olan tedavi olup tahliye edilmesi sözlerini kullandı. Artı Gerçek yazarı Ayşe Yıldırım, kaçırıldıktan 6 ay sonra ortaya çıkarılan ve gözaltına alınan Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Yasin Ugan'la ailelerine yapılan hak ihlallerini köşesine taşıdı. Söz konusu isimlerin gözaltı sürelerinin iki kez uzatıldığını ve avukatlarla görüşmelerine hala izin verilmediğini hatırlatan Yıldırım, olay Türkiye'nin gözleri önünde gerçekleşiyor. Kaçırılıyorlar, işkence ediliyorlar ve ne hikmetse kimisi bulunuyor, kimisinden ise hala ses seda yok. Nedense toplumun büyük bir kesimi bu olayları görmek istemiyor. Oysa işkence insanlık suçudur, kime yapılırsa yapılsın sözlerini kullandı. Adalet Bakanlığı artık konuşmalı. Bu insanlar neden avukatlarla görüştürülmüyor? 6 aydır nerede tutuldular? Kimler tarafından kaçırıldılar? İşkence gördüler mi? Doktor muayeneleri yapıldı mı? Yapıldıysa ne gibi bulgular elde edildi? Diğer iki kayıpla ilgili çalışmalar ne aşamada? Eylül'de Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ne yanıt vereceksiniz diye soran Ayşe Yıldırım, yazısını bulunan 4 kişinin ailesi gerçeklerin ortaya çıkması için direniyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu gibi milletvekilleri konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Mağdurun kimliğine bakmayı bırakıp hak ihlaline karşı çıkmak çok mu zor ifadeleriyle noktaladı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hitaben 15 Temmuz Marşı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yorum sebebiyle Sedat Peker hayranı olduğu öğrenilen bir troll tarafından ölümle tehdit edildi.
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Marmaris'teki gençlik yürüyüşünde 15 Temmuz Marşı çalınması, İzmir Marşı'nın okunmaması nedeniyle soru önergesi verilen Ziya Selçuk'la ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini ekleyerek belirli bir kesimin dışında kimse 15 Temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacaktı. 19 Mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir sözlerini kullanmıştı. Bir dakika bile yok belki aralarında. Bilgi güvenliği ve sosyal medya uzmanı unvanıyla televizyonlara çıkan ve Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Gökhan Özoğuz hakkında yaptığı paylaşımda vurmakla tehdit etti. Sosyal medyadan yaptığı kışkırtıcı paylaşımlarıyla dikkat çeken Olur, "Elbet İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek?" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı hakaret suçundan verdiği beraat gerekçesi sebebiyle soruşturulan ve sürgün üstüne sürgün yiyen hakim Aydın Başar, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Başar, savcı ve hakimlere seslenerek, "Yargı bağımsızlığı sadece anayasanın süslü bir kelimesidir bugün," diyen Başar, "Hakim savcı korktuğunda bir şehir korkar. Hakim ve savcılar korktuğunda bir ülke korkar. Adalet elden gider. Asker, polis korktuğunda ülke elden gider. Siyasetçi korktuğunda demokrasi elden gider," sözlerini kullandı.